Tasarcısından herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Haydar Yalçınoğlu. Bugün tasavvufu konuşacağız, Hallacı Mansur'u konuşacağız, Theodore'yi konuşacağız. Kitaplarımızı yine kitapseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sokak röportajlarımız olacak tabii ki. Kitap Avcısı başlıyor. Değerli izleyenler, program konuğumuz yazar Haydar Yalçınoğlu bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Elimde kitaplarınız var. Kozmolojik, ontolojik ve epistemolojik açıdan tasavvuf isimli kitabınız. Hallacı Mansur ve Theodore kitabınız var. Evet. Öncelikle ben hemen kozmolojik, ontolojik ve epistemolojik açıdan tasavvuf isimli kitabınıza değinmek istiyorum. Bu kitabı neden yazdınız? Sizden dinleyelim. Tasavvuf düşüncesi. İlk doğuş itibariyle Hallacı Mansur'la başlayıp Mevlana'ya kadar gelen bir teosofizm akımı içinde biçimlendi. Daha sonra da kelam ekolleriyle birleşerek kelama bulaştı. Bu kelama bulaşmayan tasavvuf yani teosofizm aracısız bireysel manevi irşadı öngörüyor. Yani insan düşüncesinin ilahi hakikati nasıl kavrayacağı üzerine bir çalışmadır. Bu 1400 yıllık kelam materyaller içerisinde tamamen üstü örtülmüş olan o teorik düşünce akımını araştırmak için 12-13 yılda bütün materyalleri tarayarak yazdım. Bu kendi çapında tek ve başka da bir araştırma yoktur. Asıl özü bireysel manevi irşadın aracısız olacağı, buna hüccet. Bu tasavvufçular hem o zaman Şii düşüncesine yani esnai eşyariye denen Şii düşüncesi de imamlara aracı kılırdı. Kelam ekolü de Hallaç bu Cüneyd-i Bağdadi ve Hallaç'la başlayan daha sonra İbn Arabi ve Mevlana ile devam eden ve Anadolu'da bir araya gelen bu düşünce akımı bunu kırmak için uzun mücadeleler verdi ve bu çok kanlı oldu tabii yani bu mücadele. Hepsi de Anadolu'da. İbn Arabi bunun esas teori kurucusudur. Ta Endülüs'ten kalkıp uzun bir seyahatte gelip Malatya'ya yerleşti. Bu aynı anda Mevlana Konya'daydı. Ve Hallacı Mansur daha önce tabii ki Basra'da ve Bağdat'taydı. Bütün bu coğrafya yani Anadolu coğrafyasına birleştiler ve bunun üstü büyük bir materyalle taş yığınıyla örtüldü. Bunu açığa çıkarmak için yazdım ve bugün elzem olduğunu düşünüyorum yani. Epistemoloji olmadan bir medeniyet tasavvuru olmaz yani işte Foucault en son Batı epistemolojisi çökmüştür diyerek bütün bu Batı'nın varoluş koşullarının ortadan kalktığını söyledi. Burada Türkiye'de böyle bir çalışma yok yani epistemoloji bilinmez, ontoloji bilinmez ve kozmoloji bilinmez yani. Ben de ta Parmenides'ten başlayarak Aristo'dan, Platon'dan günümüze kadar gelen bu çizgiyi araştırdım. Cehennem acı çektiğimiz yer değildir. Bilakis acı çektiğimizi kimsenin duymadığı yerdir. Bu dünyayı cehenneme çevirenler cennete gitmek ister. Bu sözlerin sahibi Hallacı Mansur. 922 yılında 3 gün boyunca işkenceyle cani bir şekilde öldürülüyor. Enel Hak sözünden dolayı mı Hallacı Mansur idama götürüldü? Şimdi bu tasavvufta cehennem imgesi önemli bir yer tutar. Çünkü Dante büyük ihtimalle Hallacı Mansur'dan İlahi Komedya'yı yazarken ki bilir bu düşünceyi. İlahi Komedya'da cehennemin kapısında şöyle yazdığını söyler. Bütün umut ve hayallerinizi dışarıda bırakınız. Burada aşk ve hikmet, hikmet bilgi anlamındadır, ilahi bir. Burada aşk ve hikmet vardır der. O yüzden cehennem korkulacak bir yer değildir. Bir adımda bu dünyadan, bir adımda öbür dünyadan vazgeçersiniz. Gerisi vuslat. Bu vuslat dediğimiz ilahi hakikat olan Tanrı'ya erişmedir. Tasavvufçular Tanrı'yı hakikatin bilgisi, hakikatil hakikatin bilgisi olarak tanımlarlar. Onu tanımlayan da Mevlana'dır yani bu coğrafyada yaşamıştır ve İbn Arabi'nin öğrencileri bu yoldan gitmişlerdir. Firavun da Enel Hak diyor, ben Tanrıyım. Hallacı Mansur, Firavun Enel Hak dedi kendini yüceltmek için. Buradaki yüceltme ben, ego yani egosunu yüceltmek. Ben Enel Hak dedim kendimi yok etmek için. İki tane farklı şeyi açığa koyuyor yani. Egonun yok olması gerekmektedir. Egonun yok olması için tanrısal varlığın içinde kendisini hiçlemen gerekiyor.
öyle bir dizesi var. Ben hiçim çünkü her şeyim. Yani bu analojik mantığa, kıyas, ilkel kıyas mantığına ters gelen bir şey. Yani bu bakımdan onu söylemiştir. Böylece egoyu yok etmek gerekiyor gerçeği kavramak için. Hem bilimde hem de metafizikte yani. Saptadığım bir şey var. Şimdi bizde Tanrı var, Hak var. Tanrı'nın isimleri var, sıfatları var, isimleri var. Şimdi Tanrı öze tekabül eder. Felsefenin temel dört kavramı. Hak töze tekabül eder. Tanrı'nın sıfatları niteliğe, isimleri niceliğe. Şimdi öz, töz, nicelik dedik. Şimdi Enel Hak dediği zaman, Hak dediği zaman Allah'ım demiyor ya. Ben tözüm diyor. Öz, Tanrı ise özdür. Ben özüm demedi. Ama bunu tabii anlatacak öyle bir şey. Zaten taşlanırken Allah öyle diyor yani. Bunlar Tanrı'ya ulaşmak için beni taşlıyorlar. Dokunmayın bunlara. Çünkü hakikatin kendisini bilmiyorlar diyor. Bizdeki iki trajedi var İslam coğrafyasında. Biri Hallacı Mansur, bir de Kerbela olayıdır. Boyun eğmeden canlarını verebilme dürtüsüdür. Bir de Theodora isimli kitabınız var. Bir aşkın iktidarı, bir iktidarın aşkı. Evet. En kısa sürede yazılan kitaplardan biri bu. Evet. Biraz da bu kitaptan bahseder misiniz? Theodora Bizans İmparatorcusu, Justinianus'un karısıdır. Justinianus da önemli biridir tabii ki. Yani Ius Corpus Civilius'un yani bugünkü Medeni Kanunu'nun yazarıdır. Ve Roma İmparatorluğu 2000 yıl şey yaptıysa hukuki temeli bu sağlam olduğu için. Buna rağmen iktidarın iç biçimlenişi ve iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğuna dair evrensel bir tez ortaya sunuyor yani. İktidar nasıl kurulur ve burada hangi çatışmalar olur, nasıl biçimlenir, din bu arada nasıl kullanılır Hristiyanlığın. Şimdi orada şöyle bir şey olmuştur. İmparatoriçe çevresinde dini iktidar lehine kullanmak için yani biçimlendirmek uğraşırken 100 yıl sonra din iktidarı biçimlendirmiştir. Yani buna Erastanizm deniyor. 541 yılında bir Nika isyanı olur ve İstanbul nüfusu 250 bindir. 80 bin kişi hemen hemen her 4 kişiden biri kanlı bir şekilde öldürülür. Ve orada rüşvet dağıtılarak nasıl mavilerin satın alındığına dair yani satın alınıp ve o çatışmaları evet bu gördüğünüz bütün bu pera attığınız bastığınız her kaldırım taşı insanların kanıyla sulanmıştır ve bu taşlara saygı duymak gerekir. Çok ağırdır yani. Boğazdan geçen her gemiden rüşvet. Alınmayanların mallarının yarısına el konulur. Ve öyle bir sahne vardır yani. Orada fiyer sahiplerinden biri bütün malını bağışlayarak çok zengindir. Şöyle der, evet kaybettim bütün malımı ama kurtardım canımı Theodora'nın adaletinden diyor. Adalet böyle bir şey bu coğrafyada. Dikkat etmek lazım. Bu çok mühim bir mesele ve yargılamanın bir sahnesinde şöyle diyor, adalet olmadan özgürlük olmaz ve özgür olmadıkça adalet insanca yaşanamaz. Bu şiar çok önemli bir şey bence. Öyle yazdı Hegel. İnsanlık tarihi özgürlük bilincinin gelişmesinden ibarettir. Bu mutlaka yasalarla teminat altına alınmalıdır. Theodora bu coğrafyadaki bütün iktidarları simgeler ya. Yani. Çok teşekkür ederiz Haydar Bey. Rica ağzınıza ediyorum. Sağlık, emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz Kitap Avcısı'na. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Maçka Demokrasi Parkı'na geldik. Röportajlarımızı yapacağız, kitaplarımızı hediye edeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz bu kitapları birazdan hediye edeceğim. Şu anda Ayşe Kuli'nin Doğdum Kızdım isimli kitabı var elimizde. Çiğdem Karaca'nın Sandalyenin Arkası isimli kitabını görüyorsunuz. Sevgi Sarıtaç Yılmaz'ın Solgun Seher isimli kitabı var. Dr. Kevin Dutton'ın Siyah Beyaz Düşünme isimli kitabını görüyorsunuz. Bruce Lipton'ın Balayı Etkisi isimli kitabını bırakacağız. Henry James'in Aspern'in Mektupları isimli kitabı var. Kızıllar, İspanyol Futbolunun Dünyayı Fethi, Jimmy Burns'ın kitabı var. Bakalım günün şansları kimler olacak? Haydi gidelim. Merhabalar, yanınıza oturabilir miyim?
KRT TV'den geliyorum. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Sizden başlayalım. İsminizi öğrenebilir miyim? Esra, 22 yaşındayım. Grafik tasarım mezunuyum. Peki siz? Ezgi, 26 yaşındayım. Bir şey yapmıyorum şu an. Kitaplarla aranız nasıl? Güzel. Özellikle şiir kitaplarıyla. Şiir kitapları seviyorsunuz. Sevdiğiniz şairler, yazarlar kimler? Klasik ama Cemal Süreya. Peki siz? Ben daha çok romancıyım. En son hangi kitabı okudunuz? En son Hakan Günday'ın okudum Zabir. İkinize de kitap hediye etmek istiyorum. Şöyle Ayşe Kuli'nin Doğdum Kızdım isimli kitabını size hediye etsem. Umarım bunu okursunuz. Doktor Kevin Dutton'ın Siyah Beyaz Düşünme isimli kitabını da size hediye edeyim. Hangi kitabı okuyorsunuz? Vulnus, Kırılganlık Üzerine, Gamze Hakverdin kitabı. Ne tür kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Hangi kitapları tercih ediyorsunuz? Genellikle alanıma yönelik kitaplar okuyorum. Çoğunlukla psikoloji kitapları. Ama tabii edebiyat, roman, şiir yine dönüp okuduğum kitaplardan, kitap türlerine. Peki en sevdiğiniz Türk yazarlar, Türk şairlerden sorsam kimler var? Orhan Veli'yi çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben size bir kitap hediye etmek istiyorum kitap avcısı olarak. Henry James'in Asper'in Mektupları isimli kitabı. Umarım bunu da okursunuz. İyi okumalar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Merhabalar, burada gencecik pırıl pırıl arkadaşlarımızı görüyorum. Öncelikle sizden başlayalım, isminizi öğrenebilir miyim? Güzin. Güzin, kitaplarla aran nasıl? Süper. En son hangi kitabı okudun? Hobbit okumuştum. Peki sizi tanıyalım mı? Ben Esra. Esra, en son sen hangi kitabı okudun? Bir İdam Mahkumunun Son Gününü okudum. Maçka Demokrasi Parkı'nda kitap günlerindeyiz. Yanımızda Salih Altun var. Nasılsınız Salih Bey? Eksik olmaz efendim. Sizlerle birlikte olmak, karateyle birlikte olmak güzel bizim için de. Çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir havada bu etkinliğin içerisindesiniz. Kitap satışları ne durumda? Nasıl gidiyor? Gelen alıyor ama gelen sayısı çok fazla değil. Çocuğun az olduğu bir bölge burası. Ki kitapların çoğu da çocuk kitabı olunca biraz satış az oluyor ama genellikle insanlar çocuklar için kitap alıyorlar. Kendilerinden kısıyorlar ama çocuklarına kitap alıyorlar. O yüzden ben de son yıllarda biraz daha çocuk kitaplarına ağırlık vermeye başladım. Kitap günlerinde başka bir standa geldik. Merhabalar, kolay gelsin. Kitap satışları ne durumda? 30 sene önce, 30 sene önceye gidiyorum ben. Şurada Teşvikiye Camisi var, hala da orada dur. Biz o zaman böyle sahaflık değil de sahafiye kitaplarla uğraşırdık. İnsanlar kitaba çok duyarlıydı. Ya kitap ararlardı. Eski baskı, yeni baskı, imzalı. Bu değerler günümüzde neredeyse yok oldu. Yani o kadar güzel kitaplar mesela standımda var ki insanlar duyarsız kalıyor. Bu teknoloji ilerledikçe bu bizim değerlerimiz böyle adeta böyle darmadağın olup gitti. Kitap geleceğini de çok iyi göremiyorum. Özellikle gençler okumuyor. Okumaya vakit ayırın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, programımızın sonuna geldik. Haftaya sizlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.